Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Yeni bir Harry Potter alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu videoda birlikte 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 ürünü inceleyeceğiz. Bir tanesi set. İçerisinden bir sürü şey çıkıyor. O yüzden hazırsanız başlayalım. Şunları kenara alayım. Önümüzü bir açalım. Hadi şuradan başlayalım. Harry Potter stüdyosundan iki tane çerçeve aldım. Bir tanesi Have you seen this wizard? Sirius'un aranıyor afişi şeklinde. Önünde de Azkaban numarasını tutan eller var bu şekilde. Diğeri de Have you seen this witch? Bellatrix'in aranıyor afişi şeklinde iki tane çerçeve. Çok güzeller gerçekten. Bunlara dair bir fikrim var. Sirius'un çerçevesine kendi fotoğrafımı koyacağım. Ve fotoğrafı böyle eski tip, siyah beyaz hale getirip öyle koyacağım. Bellatrix'in bu cadıyı gördünüz mü çerçevesine de Tonks'un fotoğrafını koyacağım. Tonks da bir cadı çünkü. Köpeğim Tonks'u kastediyorum. Daha sonra ikisini böyle yan yana rafıma koyacağım. Çerçeveler bayağı kaliteli bu arada. Buraları 3 boyutlu, bayağı sert bir malzemeden. Bayağı güzeller. Çok beğendim bu çerçeveleri. Şimdi şuradan bir figürle ilerleyelim. Artık her alışveriş videosunda bir Gentle Giant figür açıyoruz zaten. Şimdi onlardan bir tanesini açacağız. Luna'nın Gentle Giant figürü. Hop. Tonks geldi. Hoş geldin. Dım 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 dım. Bu figürler bilmeyenler için limitli sayıda figürler. Dünyada sadece 1000 tane var. Bendeki 809. figürmüş. İçerisinden bu şekilde bir tane sertifika çıkıyor. Ve. Çok güzel bir figür bu arada. Aşırı güzel bir figür. Bakın detaylı göstereceğim her şeyini zaten. Aa, kolyesi... Luna'nın Gentle Giant figürü. Takıları çok önemli biliyorsunuz. Hımhımlardan koruyan bir kolyesi var. Ve kolye figüre sabit değil. Bakın iple boynundan geçirmişler. Hareketli bu şekilde. Çok güzel. Aşırı güzel. Böcek şeklindeki yüzüğünü görüyorsunuz. Turp şeklindeki küpelerini görüyorsunuz. Yusufçuk şeklindeki tokası var burada. Saçları çok güzel, aşırı güzel. Elinde dırdırcıyı tutuyor, dergisini. Çiçekli pantolonu ve hırkasıyla inanılmaz bir figür. Bir şey görmüş ve şaşırmış, eliyle ağzını kapatıyor. Aşırı aşırı güzel bir figür. Altında numarası yazıyor. 809. figür bendeki Luna Lovegood. İnanılmaz, kolyesinin böyle olduğunu bilmiyordum. Bende Luna'nın takıları var. Kolyesi, yüzüğü, küpeleri ve tokası var bende. Begüm kendisi yapıp hediye etmişti. Onlara bir tane böyle takı standı almak istiyorum. Böyle pirinçten bir takı standı almak istiyorum. Onun üzerine asacağım. Bunu da onun önüne koyacağım. Yanına da gözlüğünü koyacağım. Çok güzel olacak gerçekten. Luna Lovegood'un Gentle Giant figürü de koleksiyonuma katıldı. Videonun ilerleyen kısmında iki tane daha Gentle Giant açacağız. Ve ikisi takım Gentle Giant. Çok güzel onlar da. Bekleyin. İki tane DVD aldım. Bunlar Fantastik Canavarlar serisinin filmleri. Bir tanesi Crimes of Grindelwald, bir tanesi de Dumbledore'un Sırları. İkisi de özel versiyonlar. Bir paketini açayım, hemen göstereceğim. Bakın, ikisi takım DVD'ler. Grindelwald'un suçları bu şekilde. Üzerine Newt'in bavulu, ölüm yadigarları logosu, fantastik yaratıklarla bir tane böyle tasarım yapmışlar. Diğeri ise yine metal, ikisi de metal kutuda bu arada. Diğerinde de Dumbledore ailesinin arması var. Bordo zemin üzerine altın renkli. İkisi de çok güzel gerçekten. Ama bu kadar takım bir set yapıp birinci filme yapmamalarına anlam veremedim. Sadece iki filmini bulabildim ben. Böyle arkalarından bir tane kağıt çıkıyor. Onları bir çıkartalım. Bakın böyle aşırı güzeller, aşırı güzeller. Arkaları da böyle. Çok sade. Sadece küçük ikonlar var arkalarında. Ben böyle set şeyleri çok severim zaten. İçi bu şekilde. Filmin 4K versiyonu ve Blu-ray versiyonu var. Ekstraları var mı acaba? Ona da bakalım. İçlerinde silinmiş sahneler ve ekstralar da varmış. Çok güzel. İkisi yan yana aşırı güzel duruyor. Baksanıza. Aşırı takım duruyor. Ya umarım ben bulamamışımdır. Çünkü bu ikisini yapıp birinci filme bir şey yapmamak çok mantıksız. Yandan da böyle. Çok şık duruyor gerçekten. Şimdi madem Fantastik Canavarlara geçtik, oradan ilerleyelim. Fantastik Canavarlar serisinden bir karakterin asasını aldım. Normalde Fantastik Canavarlar asalarını toplamayı, hepsini almayı düşünmüyorum. Ama bu asa özel bir asa. Hazırsanız açıyorum. Jacob Kowalski'nin içerisinde öz bulunmayan asası. Filmi izlediyseniz hatırlarsınız. Dumbledore'un Grindelwald'un kafasını karıştırmak için hazırladığı planlardan bir tanesi de Jacob'a asa vermekti. Ve bu o asa. Normalde ben yamuk asaları hiç sevmem. Ama bu o kadar ham ağaç gibi görünüyor ki çok beğendim asayı. Aşırı beğendim. Asanın belirgin bir tane tutma yeri ve daldan oluşan bir gövde kısmı var. Çok güzel.
bu asa büyü yapabilen bir asa değil, gerçek bir asa değil. İçerisinde özü bulunmuyor, özel yapılmış bir asa. Ve o yüzden de gerçek bir asa olmadığı için de kutusu da aslında serinin diğer asalarından farklı. Normal asa kutularını açtığınızda tüllü bir kapama kısmı oluyor. Bunda direkt ince, diğerlerinden daha küçük sadece bir kutu yapmışlar. Burada Jacob Kowalski yazıyor. Siyah düz bir kutu. Normalde diğerinde asacının logoları oluyor genellikle burada. Artık şu seti açalım çünkü çok merak ediyorum. Şimdi bu set serinin tüm filmlerini içeren bir set. Ay karsıtıyormuşuz. Şimdi bu set serinin tüm filmlerini içeren bir set. Serinin 20. yılı için özel olarak hazırlandı. Hogwarts Express'i şeklinde ve özel kapaklardan oluşuyor. İçerisinden bir sürü şey çıkıyor. Ben bunu almayı planlamıyordum çünkü fiyatı biraz yüksekti. Ama indirime girmişti. İndirime girince de dedim ki fırsat bu fırsat, kaçırma. O yüzden aldım. Serinin 4K versiyonları ve Blu-ray versiyonları var. İçerisinden filmin Blu-ray ve 4K versiyonları içeren 25 tane disk premium yolcu paketi çıkıyormuş. Bakalım neler çıkacak bilmiyorum. Ve incelemedim. İlk kez şimdi açacağım bunu. Dım 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 dım. İçinde neler olduğunu gösteren bir kağıt var burada. O çıkıyor. Kutunun arkasına da Harry'nin platforma girdiği ilk sahnenin bir görselini koymuşlar. Güzel. Hazırsanız şimdi şuradan açıyorum. Burada işler karışacak. Kutuyu kenara koyalım. Şimdi kutunun içerisinden böyle bir pin çıkıyor. Harry Potter Fan Club pini, böyle hatırlatıcı pini, üzerinde de şey yazıyor. Tek problem neyi hatırladığımı hatırlamıyorum. Açalım pini de. Aa, kırmızıya dönüyor bak. Bakın pin bu şekilde ve kırmızıya dönüyor dumanı. Çok güzel bir fikir. Ama neyi unuttuğumu hatırlamıyorum ki. Ve gelelim trene. Bunu nasıl açacağım? Yani zarar vermekten çok korkuyorum. Bunlar filmler. Ay çok güzel kapakları. 3 kutu şeklinde yapmışlar. Bunlar 4K'lar, bunlar da Blu-ray'ler. Şöyle önümü açayım, size yakından göstereyim. Kapağının güzelliğine bakın. Aşırı güzel. Çok güzeller. Ay. Bakalım şimdi bunun içinde neler var? 8 filmin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filmin 4K versiyonu var. 4K versiyonları çok iyi bu arada, aşırı iyi. İkinci kutunun içerisinde filmlerin Blu-ray versiyonları var burada. Bende serinin 4K bir versiyonu yoktu bu arada. O yüzden zaten almak istedim elimde olsun diye. Ve son kutuda da 8 bölümlük bir belgesel serisi. Her bölüm başka bir şey anlatıyor. Birinci bölüm sihre başlarken, ikinci bölüm karakterler, üçüncü bölüm yaratıklar, dördüncü bölüm soundtrack ve müzik. Belgeselleri ilerleyen zamanda Twitch yayınlarına izleyip sizle birlikte yorumlamak istiyorum. Bunlardan izleriz zaten bu şekilde. Buradan bir kutu çıkıyor. Kutu Hogwarts bavulu şeklinde tasarlanmış. Bakalım içinden ne çıkacak. Şimdi bir tane kitapçık çıkıyor. Kitapçığın üzerinde Harry Potter ve Felsefe Taşı için hazırlanan 20. yıl posteri var. Zaten setin genel görsel dünyası bunlar dahil hep o posterden hazırlanmış. Kitapçığın içerisinde filmden sahneler var. Bir tane 20. yıl özel Hogwarts bileti var. Arkasında sihrin 20. yılı yazıyor. Ama bilet çok güzel değil. Normalde bendeki biletler çok daha iyi. Altın varaklı biletler. Bu sadece düz bir baskı. Aa, bunlar güzelmiş. Karakterlerin 20. yıl posterlerinin bu şekilde kartları var. Albus Dumbledore'un kartı, Minerva McGonagall'ın kartı, Hermione Granger'ın kartı, Harry Potter'ın kartı, Ron Weasley'nin kartı, Rubeus Hagrid'in kartı ve Severus Snape'in kartı. Arkasında da karakterlerle ilgili bilgiler yazıyor. Çok güzeller gerçekten. İçerisinden 20. yıl posteri çıkıyor bu şekilde. Bu şekilde konsept tasarımlar çıkıyor. Bir tane satranç tahtasının, bir tane Diagon yolunun, bir tane Hogwarts'ın, bir tane Norbert'ın, bir tane Hagrid'in kulübesinin, bir tane Hagrid'in flütünün ve bir tane de Hogwarts'taki taburenin bu şekilde kartları çıkıyor. Bir tane daha kitapçık var. Sahne arkası diye.
bunun içerisinden bundakiler güzelmiş. İlk sahnenin senaryosu var burada. Burada kamera arkası görüntüler var. Chris Columbus ilk filmin yönetmeni. Filmin çekiminden görseller var. Çok güzel. Bunu hiç görmedim bu görseli. Harry'nin kostümünün, Harry Hermione'nin ilk tanıştığı gün çekilen fotoğraf. Kabul mektubu, burada ders kitap replikaları ve Hedwig var. Yine setten fotoğraflar. Hiç görmediğim fotoğraflar var bu arada burada. Büyük salon sahnesi. Ay çok güzel, şu fotoğrafı da hiç görmemiştim. Çok güzeller. Ve kutunun da bavul şeklinde tasarlanması aşırı tatlı. İçinden çıkanlar bu kadar. Kutunun şekli ise Hogwarts Express şeklinde. Burada Harry ile Ron'un oturduğunu görebiliyorsunuz. Çok güzel. Bu şekilde yapmaları bayağı tatlı. Güzel bir kutu yapmışlar. Bayağı güzel yapmışlar ya. Beğendim seti. Şimdi şu seti şöyle alalım. Şuradan ilerleyelim. Minelima'dan birkaç tane kartpostal aldım. Bir tanesi bu. Bundan daha önceden almıştım. Bende bir tane vardı. Neden aldığımı açıklayacağım. Bu Romilda Vane'in Harry'e yazdığı aşk kartı. Çıkartıp göstereyim. Bu şekilde ortasında parlak kırmızı bir kalp var ve Romilda Vane'in Harry'e notu var. Şimdi bu filmdekinin birebir aynısı değil. Filmdekinde bunun kapakları var ve bir kurdeleyle bağlanıyor. Bu aslında iç kısmı. Ama şimdi Minelima bunları hepsini tek tip tasarladığı için bu şekilde tasarlamışlar. Ben bendekini saklayıp, orijinalini saklayıp bunu filmdekinin aynısı yapacağım. Şu kısımdan keseceğim. Bir tane pembe kart alacağım. Ve buna kapak yapacağım. Filmdekinin birebir aynısı olacak. Yaptıktan sonra sizinle paylaşırım zaten. O yüzden bunu aldım. Yani eğer kötü olursa orijinali bende bir tane kalsın diye. Bir tane Fantastik Canavarlar serisinden kartı aldım. Hatırlarsınız Blind Peak oradaki barın ismiydi. Ve girişinde de böyle sihirli bir poster vardı. Bunu Fantastik Canavarlar rafına arkaya dekor olarak koymak için aldım. Çok güzel duracak. Ve bir tane de Çapulcu Haritası'nın üzerinde Snape'in kafası olan versiyonunu aldım. Hatırlarsınız Snape Çapulcu Haritası'nı okumaya çalıştığında büyülü harita ona şakacı bir cevap veriyordu. Monsieur Leroy'lar, kıl kuyruk, pati ayak ve çatalak Profesör Snape'in saygılarını sunarlar ve devam et. Ve anormal derecede büyük burnunu başkalarının içine sokmaması konusunda tam olarak o sahnede haritanın üzerine beliren sözler ve çizim. Minelima'dan aldığım iki şey daha var. Onları da göstereceğim. Sonra Gentle Giant figürlere geçeceğiz. Normalde bunları almayı düşünmüyordum. Bunlar iki poster. Poster almazdım çünkü yani normalde. Bir de pahalılar yani. Bir postere o kadar para verilmez. Ama hem biteceklermiş yani uyarı koymuşlardı yani son şansınız, son ürünler ve bitiyor yazmışlardı ve daha üretilmeyecek. Bunlar Fantastik Canavarlar serisinden iki poster. Ha, alma sebebim de şu. Normalde poster koleksiyonuma dahil etmek istemem ama bunlar birazcık replika gibi posterler. Hatırlarsanız Fantastik Canavarlar'ın ikinci filminde bir sirke gidiyorlardı ve sirkte bazı fantastik yaratıklar çıkıyordu. Bunlar da sirkin posterleri. Bir tanesi Maledictus Nagini'nin sirk posteri. Çok güzel bir poster gerçekten. Tasarımı çok iyi, aşırı iyi. Böyle. Çok o dönemin posterleri, anladın mı? Yani direkt sanki duvara asılmış sirk posteri gibi görünüyor. O yüzden çok hoşuma gitti. Diğeri ise Zuvon'un posteri. O da Fantastik Canavarlardan bir tanesi. Şimdi görünce hatırlayacaksınız. Bu daha güzel hatta Nagini'den. Bu şekilde sirkin tanıtım posterleri. Gerçekten ikisi de çok hoşuma gitti. Aşırı beğendim. Eğer ileride bir gün daha büyük bir koleksiyon odam olursa bu iki posteri de çerçeveletmek isterim. Ve Fantastik Canavarlar rafın arkasına koyarım. Çok güzel durur gerçekten. Ve geldik bu videodaki en değerli ürünlere. İkisi de Gentle Giant figürler. Şimdi bir tanesi standart Gentle Giant'lardan biraz daha farklı. Bir karakterin figürü değil. İkisi birlikte bağlantılı figür. O yüzden ikisini birlikte açmak istedim. Şuradan başlayalım. Farklı olanı sona sakladım. Lucius Malfoy'un Gentle Giant figürü. Dım 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 dım. Çok güzel bir figür bu arada. Aşırı güzel bir figür. Bu figürden sadece 500 tane var. Dünyada 500 tane var bundan sadece. Bendeki 263. Çok büyük de bu arada yani. Güzel de. Şaka gibi. Şaka gibi bir figür. Şaka gibi. Lucius Malfoy'un ateş kadehinde mezarlığa geldiği sahnenin figürü. Kafasında kukulatası, yüzünde kemikli maskesi ve elinde de baston asası var. Asasını çekmiş. Ay gözleri falan o kadar güzel ki.
kukuletası ve üzerinde kafatası işlemeleri var. Kukuletasının dikiş kısımları inanılmaz güzel. Saçları çıkmış dışarıya. Pelerini sarkıyor. Pelerini çok güzel dalgalanıyor bu arada. Elinde asası, asasının yılan başı var. Yüzünde maskesi var, kemikli maske. Bu ateş kadehindeki ölüm yiyen maskelerinden. Diğer elinde de asasının ikinci kısmı sopası var. Eldivenleri var ve pelerinin pelerini çok güzel dalgalanıyor. Çok büyük bir figür bu arada. Bakın Luna'yla yan yana getireyim. Aradaki farkı görüyor musunuz? Bakın masaya koyayım. Görüyor musunuz aradaki farkı? Çok büyük. Bayağı bayağı beğendim. Bakar mısınız? Yüzünün detaylarına bakın. O kadar güzel ki. Çenesi, gözleri inanılmaz güzel. Altında da numarası yazıyor. 500 adet var. Bendeki 263. Daha önceki alışveriş videosunda söylemiştim. Gentle Giant figürleri karakterlerin boylarıyla gerçeğe orantılı yapılıyor. Luna'yı canlandıran oyuncu çok kısa bir oyuncu. Lucius Malfoy'u canlandıran oyuncusu da çok daha uzun bir oyuncu. Mesela aradaki farkı görebiliyorsunuz. Yani cüssü olarak da bu küçücük, bu kocaman. Aşırı güzel. Geçen alışveriş videosunda Lucius Malfoy'un bu maskesini almıştık, hatırlarsınız. Onun arkasına koyacağım bunu. Çok güzel duracak gerçekten. İnanılmaz bir figür. Şu ana kadarki sahip olduğum en farklı Gentle Giant figürlerden bir tanesi. Çünkü bir karakterin değil, bir heykelin figürü. Tom Riddle'ın mezarlığındaki heykel. İnanılmaz güzel. O heykeli çok sevdiğim, biliyorsunuz, söylüyorum ara ara. Açalım, inceleyelim detaylı. Dım 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 dım. Bu figür 1500 limitli. Bendeki 559. İçerisinde sertifikası da var. Çok güzel, aşırı güzel. Aşırı 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 güzel. Ay. Ay. İki parçadan oluşuyor. Azrail'in elindeki mızrağı buraya takıyorsunuz. Şimdi yakından inceleyeceğim sizinle birlikte. Beklediğimden çok daha küçük. Öncelikle bunu söyleyeyim ama çok ağır. Bayağı ağır yani. Bayağı ağır yani. Şundan daha ağır. Şuna bakar mısınız? Delireceğim. Çok güzel. Bakın arkadaki kısımda isimler ve ölüm yılları yazıyor. Önde de bir tane Azrail kanatlarını açmış. Elinde de mızrağıyla bekliyor. Yanda Riddle yazıları var. Üstten bu şekilde görünüyor. Kanatlar çok güzel. Öndeki Azrail çok güzel. İçinde kuru kafası ve iskelet kısmı görünüyor. Aşırı güzel. Boyaması çok güzel. Gerçek mermer taş gibi duruyor. Hatırlarsanız Ateş Kadehi filminde Voldemort geri döneceği zaman anahtarla Harry'i mezarlığa getiriyorlardı. Ve buradaki Azrail elindeki mızrağı diye tutup Harry'i yakalıyordu. Riddle ailesinin mezarlığı. Çok güzel. Ağır, çok ağır ha. Ve Voldemort geri döndükten sonra da ölüm yiyenleri çağırıyordu. Lucius Malfoy da tam o sahnedeki haliyle. Bunu muhtemelen birlikte sergilerim bu şekilde. Tam o sahneden kıl kuyruk Gentle Giant'ım da var. Bir yanına da kıl kuyruğu koyarım. Ve son olarak Harry Potter stüdyosundan çikolata kurbağa aldım. İçerisinden büyücü kartı çıkıyor. Her gittiğimde bir tane almaya çalışıyorum ki büyücü kartlarını, eksikleri tamamlayayım diye. Diğerlerinden farklı bitter çikolata var içerisinde. Bu kutuyu açmadım, TikTok'ta açacağım. TikTok'ta böyle sürpriz kutular açmayı çok seviyorum. Eğer takip etmiyorsanız beni TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Bunu orada açacağız. Evet, bu videoda birlikte birbirinden güzel Harry Potter ürünleri inceledik birlikte. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Çünkü çok güzel şeyler vardı bu videoda. Benim favorim sanırım Riddle mezarlığı ya. Çok güzel çünkü. Çok güzel. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada olun ya. 500 bine çok yaklaştık. 500 bin olsun artık kanalımız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.